Bu videoda egzositozdan bahsedeceğiz. Egzositozu vücudun diğer kısımlarında ya da diğer hücreler tarafından kullanılmak üzere ya da belki hücre dışı matrisin bir parçası olacak şekilde büyük moleküllerin hücre dışına salınması olayı olarak tanımlayabiliriz. Egzositoz aslında endositozun tersidir. Şimdi egzositozun nasıl meydana geldiğini anlamak için klasik örneklerden birini vereceğim. Egzositozda öncelikle endoplazmik retikulumda biraz protein üreteceğiz. Bu proteinler üretildikten sonra veziküllerin içine yerleştirilecek. Bu veziküller daha sonra Golgi aygıtı ile birleşecek ve burada işlenecek. İşlendikten sonra yeni veziküllerin içinde Golgi aygıtından ayrılacaklar. Ve bu yeni veziküller hücrenin dış zarına kadar yani plazma zarına kadar hareket edecek. Veziküllerin zarları hücre zarıyla birleşecek. İşte bu birleşme sonucunda veziküllerin içindekiler hücre dışına salınacak. Bu egzositozun en klasik örneğidir. Tabii ki bundan başka egzositoz yöntemleri de var. Mesela veziküller hücre zarı ile tamamen değil de kısmi olarak birleşir ve içindekilerin tamamını değil de bir kısmını hücre dışına salar. Buna egzositozun vurkaç metodu deniyor. Fakat klasik olan metot hücre zarı ile tamamen birleştiği durumdur. Vezikülün zarı plazma zarı ile birleştiğinde nasıl görüneceğini çizmeye çalışacağım. Vezikül zarını turuncu renkle çiziyorum. Burada yeşil olan plazma zarı ile bu şekilde birleşir ve içindekileri hücre dışına salar. Yani içinde taşıdığı proteini vücudun başka bir yerinde kullanılmak üzere salar. Diğer birçok videoda bundan bahsetmiştim fakat tekrar bahsedeceğim. Burada bu zarları çizgi halinde çizdim. Ancak bunlar esasen çift katmanlı fosfolipit tabakalarıdır. Eğer bu kısma odaklanacak olursak işte bu şekilde gözükecek. Bunlar plazma zarının fosfolipitleri. Bu turuncu ile çizdiklerimde proteini taşıyan vezikülden gelen fosfolipitler. Özetle çizgi halinde çizdiğim bu yapılar aslında çift katmanlı fosfolipit tabakalarıdır. Burada gördüğünüz zarların tamamı çift katmanlı fosfolipit tabakasından oluşuyor. Bunu tekrar tekrar vurgulamak istedim çünkü bunları doğru bir şekilde kafanızda canlandırmanızı istiyorum. İşte burada anlattıklarımla egzositozu özetlemiş olduk. Egzositozla ilgili benim ilginç bulduğum bir şey ise öğrenirken genelde bunun gibi bir şekil görürsünüz. Balon şeklindeki bu veziküllerin rastgele hareket ederek hücre zarına gelip zar ile birleştiklerini ve içindeki maddeleri hücre dışına saldıklarını düşünürsünüz. Fakat bu olay esasen bu kadar karışık değil. Bunların hepsi aslında belirli yollar üzerine yerleşiyor. Hatırlarsanız hücre iskeletiyle ilgili konuşmuştuk. Burada büyük ihtimalle çok karmaşık gözükeceğinden çizilmemiş. Bir hücre düşündüğümüzde mikrotübüller, mikrofilamentler, ara filamentler gibi bütün yapısal bileşenleri düşünmemiz gerekiyor. Bütün bu yapılar hücreye sadece yapısal bütünlük sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda taşıma amacıyla da kullanılır. Aslına bakarsanız buradaki bu veziküller bu yapıları hareket ettirmek için kullanır. Yani kendi hareket etmek için daha doğrusu veziküller bu yapıları kullanır. Trenin rayda hareket etmesi gibi örneği anlatabildim değil mi? Mesela vezikülleri itmek için ATP kullanan motor proteinleri bulunur. Bu mekanizmanın tamamı bir taşımacılık olayıdır yani. Aslında bunlar vezikülleri içerdiklerini hücre dışına salabilmeleri için hücre zarına doğru iten bir fabrika gibiler. Hücre hakkında düşündüğümde her zaman büyülenmişimdir. Çünkü hücreler gerçekten de kendine özgü birer evren gibiler. Yani burada basit bir şekilde anlattığım gibi sadece balondan ibaret değiller. Hücreler bütün bu yapılardan, bütün bu proteinlerden oluşuyor. Hatta o kadar küçük olmalarına rağmen bütün bu karmaşık işleri yerine getiriyorlar. Bu videoda size gösterdiğim klasik egzositoz. Klasik egzositoz, hücre dışına salınması gereken lipid ve protein gibi moleküllerin olduğunda karşımıza çıkıyor. Bunun dışında klasik egzositoz bir nörondan diğerine kimyasal bir sinyal aktarılırken de sıkça kullanılıyor. Bu durumda da nörotransmitter maddelerin bir nörondan diğerine aktarılması da egzositoz ile gerçekleşiyor. Bunların tamamı vücudumuzun düzgün bir şekilde çalışması için çok çok önemli işlemler. Sonuç olarak eğer egzositoz olmasaydı başımız büyük derde girerdi diyebiliriz.